Bu kadar güzel futbolun ardından gündemi yine bir başkan demeci belirledi. Bu epey su kaldırır. Adana Demirspor Beşiktaş maçı harikaydı. Hakemler hatalar yaptı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak kontrolünü kaybetti. Televizyonu locasındaki kırdı. Misafir de ona sitem ediyor. Ahmet Nur Çebi. Soyunma odalarına indi. Orada ne yaptığını bilmiyorum ama yaptıkları daha önce şeyler neler yaptığı hakkında fikir veriyor. Sonra da çıktı televizyonlara güm 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 açıklamalar yaptı. Renkli bir karakter, renkli bir sima, ekonomik anlamda çok güçlü. Kulübüne aşık, başarıya da aşık anladığım kadarıyla. Alt liglerden Adana Demirspor'u alıp uzun mücadelelerden sonra 2 liraya çözebileceği şeyi duygularına kapıldığı için 10 liraya çözerek idari bir takım hatalar da var. Yine hakem hataları var, şanssızlıklar var, geç kaldılar. Ama geldiler Süper Lig'e. O Adana Demirspor Süper Lig'e geldiğinde herkes sevindi. Herkes sevindi çünkü Adana kenti, şahane bir kent. Adana Demirspor'un Türk futbolunda bıraktığı çok güzel izler var. Buraya kadar tamam. Ama Murat Sancak'a dönmek zorundayız. Murat Sancak, Türk futbolunun başkan profillerinin ortalamasıdır, özetidir. Hepsi kulübünü çok sever, çoğunluğu çok zengindir. Çoğunluğu haksız kaybetmeye tahammül edemez. Haksız kazanırlarsa ya olur öyle şeyler, hata falan olur. Murat Sancak biliyorsunuz daha önce de cezalar almıştı. Hepinizin aklında 421 gün hak mahrumiyeti cezası vardı. Önce bir 170'i var. Giresun deplasmanında soyunma odasına giden Murat Sancak 170 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Ettiği hakaretlerden falan dolayı artık ne yaptıysa 170 gün kolay kolay kimseye verilmez bu ülkede. Yetmedi. Herhalde mükerrer olduğu için Adana'da oynanan bir müsabakada sahaya girdi. Soyunma odasında da muhtemelen yine kendisini hiç tutmadan çok net bam 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 sözler söyledi ki 421 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Cezası dolmadan önce bir Ümraniyespor maçında biz onu stadın dışında yükseltilen bir vincin tepesinde gördük. Bir arkadaşla, bir kardeşle belki çıktı oraya 60 metreye. Oradan tek başıma vincin üstüne maç seyretmeyi hayal bile edemiyorum. Adrenalini seviyor muhtemelen. Dedi ki ben sizin cezanıza saygılıyım. Stadın içinden maç seyretmiyorum. Alın bakalım. Çünkü talimatlarda buna engel bir şey de yok muhtemelen. Muhtemelen maç Kasımpaşa'da olsaydı ve bir ev sahibi ona evinden seyredemezsin. Çünkü evler stadyumu görüyor. Daireyi satın almayı teklif edebilirdi maç seyretmek için. Öyle bir insan. Maçtan sonra söylediklerini hepiniz biliyorsunuz. Federasyonda FETÖ'cüler var. MHK başkanı ne yapsın? O iyi bir adamcağız ama o yönetmiyor ki. Nihat abinin bunları temizlemesi lazım. Nihat abi şey yani. Herkes biliyor. Antrenörlerin, Türk antrenörlerin önemli bir kısmı FETÖ'cü. Hakemlerin içinde var. Muhtemel, yani bu sözler arasında dünkü maçı yöneten hakemler de var tabii ki. Teknik direktörler arasında var. Bana vereceğin 420 gün ceza vermeye kalkmayın. Verirseniz ona göre isimleri açıklayacağım falan dedi. Ve Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe'ye yaptığı gibi bilginizle, belgenizle hem bize bekliyoruz hem de savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Disiplin kuruluna da sevk edildiniz dedi. 10 numara davranış. Aynısını Fenerbahçeliler yapmıştı. Var ekibini koordine edenler arasında, hizmet aldıkları ekip arasında FETÖ'cüler olduğunu duyduk. Üzerimize oyunlar oynanıyor dendi. Türkiye Futbol Federasyonu gene suç duyurusunda bulundu ve hep aklımızda kalan o değil mi? FETÖ'cüler yapıyorlar falan. Hiçbirinin alakası yokmuş. Bunu hiç konuşan olmadı.
Şimdi başkan çok önemli bir figür olduğu için, takımın ligde üçüncü olduğu için, sancak olduğu için bu konu konuşulmaya devam edecek. Çünkü bu suçlama herhangi bir suçlama değil. Abartarak söylemek istemem ama vatan hainliğiyle eş tutuluyor. Öyle kolay mı? Yani onu söyle, ondan sonra kalsın üstlerine yapışsın, onlar temizlesin. Ciddi bir iş. Yani ben 3 sene hak mahrumiyeti ceza alan ömür boyu ceza almış oluyor. Başkanın 600 günlük hakkı kaldı. Bundan da çok ciddi bir ceza alacağını düşünüyorum ama bu aynı zamanda bir turnusol kağıdı. Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerin verdiği tepkiyi beğendim. Vermeleri gereken tepki bu. Bilgiyi, belgeyi hem bize hem savcılığa götürün, gereğini yapalım. Ama konuşması gerekenler konuşmuyor. Ben şu videoyu çekene kadar Türkiye Futbol, Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Abdurrahman Arıcı'dan çıkmadı. Faal Futbol Antrenörleri ve Derneği Başkanı İsmail Dilber'den çıkmadı. Bunlar bağımsız dernekler ve bir meslek grubu oyla geliyorlar. İnsanlar onların hakkını korusun diye seçiyorlar ama kendileri yoklar. Federasyona bakıyorlar. Onlar ne derse o olur. Onlar bizim için en doğrusunu yaparlar. Çok iyiler. Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz falan. Hele Antrenörler Derneği tamamen şey, diplomasız antrenörler çalışır, çıkartmazlar. Pro lisans kursundan pay alırlar ama fiyatın anormal yüksek olmasına ses çıkarmazlar. Acayip bir şey. Bu arada da Cuma günü Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayın ihalesi için firmalar son rakamlarını verecekler. Konuşan bütün başkanların da klişesi vardır. Marka değerimizi düşürmeyelim, marka değerimizi yükseltelim, marka değerine zarar vermeyelim, açıklamalar yapmayalım. Hadi oradan. Marka değeri dediğiniz şey satış fiyatıdır. Değer derken hangi değer? Rakibe saygı, hakemlere saygı, kurallara saygı. Vakur bir biçimde maç kazanmayı becerebilmek, kaybettiğinde rakibi tebrik etmeyi başarabilmek, hiçbiri yok. Ama bizim marka değerimizi düşürmeyin. Hadi oradan. Tüketici haklarını korumak da yok tabii yani. Biz çok para alalım da nasıl alabiliyorsak alalım. Alın size 3 sene evvel 500 milyon dolara artı KDV'ye satılan ürün 200 milyon dolar civarında bir paraya satılacak şimdi. Eserinizle gurur duyun. Ne diyeceksiniz, ne anlatacaksınız? Bizim çok güzel statlarımız var. Çok başarılı teknik direktörlerimiz var. Kulüpler çok başarılı. Tüketiciler maç yayını almak için yarışıyor. Ya, ağzını açan başkan, federasyonun niteliksiz ve kalitesiz olduğunu, hakemlerin tamamının bilerek maksatlı ve amaçlı maç yönettiğini, kurulların niteliksiz olduğunu, bazıların güdümlü olduğu, federasyon başkanının başkan olmadığını falan söylüyorlar. Aynı zamanda borç batağındalar, sonra da diyorlar ki ya bizim ürün aslında çok değerli. Siz bizi alın, bize çok para verin. Hem siz kazanalım hem biz kazanalım. Hadi orada. Murat Sancak haksız bir mağlubiyet halinde Türk futbol yöneticilerin tavrını bir kez daha ortaya koymuştur. Ya işte ona FETÖ'cü dedi, buna FETÖ'cü dedi'nin ötesinde diğerleri isim vermiyorlar da farklı şeyler mi söylüyorlar? Daha hafif şeyler mi söylüyorlar? Marka değeri. Dibi gördüğümüzü sanıyordum. Biraz daha hızlı gidiyoruz. Şimdi demin size söylediğim 200 milyon dolarlık bir ihale söz konusu olursa, dört büyüklerin gelirlerin önemli bir kısmının Bankalar Birliği'ne gidileceği düşünülürse, barın geleceği siz düşünün.
Bundan 2-3 video sonra kulüplere çözüm önerisi olabilecek bir iki paylaşımda bulunacağım. Ama kimse istemez. Onu da peşin peşin söyleyeyim. Murat Sancak'ın hangi belgelerle, hangi bilgilerle gizeceğini, gidip gitmeyeceğini çok merak ediyorum. Ama ya Murat Başkan'ın şekeri var, canı çok sıkıldı, çok kızdı, olur böyle şeyler diye geçiştirilemeyecek bir noktaya kendisi getirdi. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Sevgiler, saygılar.